sırlı bir sanat çini. Görenlerde bir mücevhere bakıyormuş hissi uyandıran, kalbe sıcaklık veren. Çini yapılırken onlarca madenden yararlanılır. Tek başlarına bir anlam ifade etmeyen bu malzeme, çini ustasının mahareti sayesinde bir mücevhere dönüşür. Ve yüzlerce yıllık bir caminin duvarlarında ilk günkü parlaklığı ve göz alıcılığıyla kalıverir. Çini sanatının tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar inmektedir. Ancak çini büyük bir teknik çeşitlenme ile sürekli gelişmesini asıl İslam sanatında ve özellikle Türk İslam sanatında ortaya koymuştur. Bu gelenek zenginleşerek Selçuklu ve Osmanlı mimari eserlerinde yer alır. Osmanlı çini sanatında da İznik çinileri teknik bakımdan ayrı bir yer teşkil eder. 17. yüzyıldan itibaren kaybolmaya başlayan İznik çinisini günümüzde Güvenç Güven, hocası Faik Kırımlı'nın izinde giderek yaşatmaktadır. Bize uğraştığımız çini sanatı tamamıyla 16. yüzyılda yapılmış ve özellikle Mimar Sinan eserlerinde bulunan, günümüzde de dünyanın hayranlığını kazanmış, aynı teknikle yaptığımız İznik çinileri dediğimiz 16. yüzyıl İznik çini tekniğidir yaptığımız. Bu teknik tabii yüzyıllardır yapılamayan bir tekniktir. Yaklaşık 16. yüzyılın sonlarında tamamen zayıflayarak 17. yüzyıl başlarında tamamen bitmiştir. Batılılaşma etkisi ve değişik sebeplerden dolayı o dönemde de tabii ekonomik sebepler, Çin'deki kıymetli malzemelerin çıkarılmış olması ekonomik sebeplerden dolayı, sarayın ilgisinin azalmış olması, yabancı sanatlara ilginin fazlalaşması tüm sanatlarımızı etkilemiş maalesef. Daha sonra 17. yüzyıl başlarında tamamen bu çinicilik tamamen bitmiştir. Fakat ilerleyen dönemlerde Osmanlı'da o dönemde yine çiniciliğin birkaç yüz sene, 100-150 sene sonra kıymeti yeniden anlaşılmış. Fakat o kadar zor bir teknik ki bu 1730'lu 40'lı yıllar Edirne Kapı'da Tekfur Sarayı kalıntılarında yeniden bu çinicilik canlandırılmak istenmiş. Yaklaşık 30-40 yılda devam etmiş. Fakat hem teknik olarak hem kalite olarak hiçbir zaman tutturulamamış. Onun akabinde yine 19. yüzyıllarda bu yıldız porselenin kurulmasının sebeplerinden birisi de yine bu çiniciliği yeniden canlandırmak. Fakat uzun sarayın desteği olduğu halde uzun uğraşlar sonucunda yine tutturulamıyor. 1960'lı yıllarda bir kişi çıkıyor. Yaklaşık 10 yıl kadar herkesin imkansız dediği çiniyi sarayın arşivlerinden Osmanlıca belgeler bularak İstanbul'da yapıldığını, geliştirdiğini ispatlayarak aynı tekniği bulan kişi benim hocam Üstad Faik Kırımlı'dır. Allah razı olsun. Tabii biz de ondan 1995 yılından itibaren bu çini tekniğini öğrendik. Hala devam ettiriyoruz. Çini, çeşitli biçimlerdeki levhaların renklendirilip sırlanarak fırınlanması sonucu elde edilir. Eriyen sırrın, çini hamurundan yapılmış levha üzerinde meydana getirdiği koruyucu saydam tabaka, çini sanatının esası olmuş ve kullanıldığı mimari süslemeye solmayan bir renklilik sağlamıştır. Çini sanatında İznik çinisi, Kütahya çinisi, Eski Kütahya, Yeni Kütahya denilen çiniler var. Çini sanatçısı Güvenç Güven bir karmaşa olduğunu kabul ediyor ve İznik çinisini şöyle açıklıyor. İznik çinisi dediğimiz, yani bu bahsedilen çiniler geleneksel Türk sanatlarının en önemli sanat dalıdır. Çünkü eskiden geleneksel sanatlara pek çini fazla girmiyordu. Çünkü
bu çini yapılamıyordu uzun yıllardır bildiğiniz gibi. İşte Kütahya çinileri yapılıyordu uzun yıllardır. Şimdi İznik çinisi dediğimiz çininin altyapısının yüzyıllarca bozulmadan duracak olması için çok sağlam ve mukavemetli malzemeler olması lazım. Bunun için de en uygunu silis kum dediğimiz, yani camlaşmış bir kum çeşididir. Yani sıcaktan, soğuktan etkilenmeyen, o genleşme olayından etkilenmeyen bir malzemedir. Tabii bunun içerisinde mutlaka sırça bağlantılı olması lazım. Ve tabii farklı bir kaolin dediğimiz bir kil çeşidi de kullanıyoruz altyapıda. Yani mukavemeti, kuvveti çok yüksek bir malzemedir toplamında, karışımlarıyla beraber. Altyapısının çok uzun ömürlü olması zaten çininin çok dayanıklı olmasını sağlıyor. Tabi bunun üzerinde şu gördüğünüz beyaz astar dediğimiz, yani kuvars ağırlıklı olan astar dediğimiz, yani desenin işlendiği malzemede tamamen en kaliteli kuvars ben kullanıyorum. Yani içerisinde hiçbir karışık kimyasal farklı oksitlerin bulunmadığı bir malzemede. Tabi bunun içinde de bağlayıcı malzemeler kullanmak gerekiyor. Yine sırçanın biraz farklı çeşidi bağlanmak gerekiyor. Beyazının da doğal bir beyaz olması. Yani suni bir beyaz değil, doğal bir beyaz olması gerekiyor tabi çinide. Bunun üzerinde yapılan, kullanılan boyaların da gördüğünüz gibi tamamen doğal maden oksitlerinden olması son derece yapılan renklerin, kullanılan renklerin bir mücevher hissi vermesi ve izleyenlerin, görenlerin kalbine şöyle bir sıcaklık vermesi en önemli şeylerden birisi. Tabii kullanılan, yapılan desen veya hat yazılarımızda da fırçanın ve desenin çok kaliteli ve çok düzgün olması gerekmektedir. Bunun tamamına İznik çinisi diyoruz biz. Fakat zamanında bunlara mimari çinlere kaşi deniyor. Yani tabak çanak türü olanlara evane türü deniyor ama sıraltı tekniğidir bu aslında. Bu İznik lafı sonradan çıkmıştır. Özellikle yabancıların çok kullanması. Bütün kargaşa da bu İznik lafından kaynaklanmaktadır. Aslında bu teknik tamamen sarayın desteğiyle İstanbul'da gelişmiştir. Güvenç Güven, çininin malzemesini ayrıntılı bir şekilde açıkladıktan sonra bu malzemelerin nasıl bir süreçten ve uygulamalardan geçerek görenin kalbine sıcaklık veren, seyreden de mücevher hissi uyandıran bir esere dönüştüğünü merak ediyoruz. Biz çinilerimizi çok farklı boyutlarda yapıyoruz. Zamanında işte camilerde belli boyutlarda, yani 25'e 25, 30'a 30 gibi 3-5 değişik boyutta yapılmış. Çok nadir örnekleri, farklı örnekleri var tabii. Fakat biz çok küçük boyutlardan çok büyük boyutlara kadar belki 50-60 farklı boyutta yapıyoruz. Yapacağımız çininin boyutuna göre biz desenlerimizi hazırlıyoruz, çiziyoruz. Ekseriyetle özgün desenlerdir. Bunlar yine 16. yüzyıl tarzı desenlerdir. Bir de zaman zaman klasik desen dediğimiz, yani camilerde veya türbelerde bulunan çinilerin birebir desenlere de uyguluyoruz. Ama aynı kalitede olmak şartıyla. Bunların desenleri kağıda çizdikten sonra bunları tabii ince iğnelerle deliyoruz. Bu deldiğimiz kağıtları işte milimetrik bir şekilde çininin üzerine oturttuktan sonra üzerine özel bir kömür tozuyla desen silkeleme diyoruz ona. Onu yaptıktan sonra o desenlerin üzerine ince kontür tahrir dediğimiz siyah boyayla kontürleri çekiyoruz. Daha sonra diğer renkleri tamamen hepsini bitirdikten sonra üzerine bir sır atıyoruz. Ondan sonra tekrar fırına giriyor. Ertesi gün fırından çıkıyor. İşte sağlam çıkarsa memnun oluyoruz. Çinicilik çok zahmetli bir iş. Atölyede bu işin ne denli zor olduğunu gördükten sonra neden çinicilikte devam ettiğini sorduk.
Güven bize Edirne Selimiye Camii'nin restorasyonu sırasında hayat ve sanat görüşünün değiştiğini anlattı. Edirne Selimiye Camisi. Onun mihrap cephesinden çok büyük bir 4 tane pano var. Yani aynı desenden farklı renkler uygulayarak yapılmış. Onun desen alımı biraz uzun sürdü. O panonun deseni almaya başlayıp da bitirdiğim döneme kadar benim yaşam ve sanat felsefem değişti. Kendimi tanıma, o dönemdeki sanatçıları, ustaları, Mimar Sinan'ı tanıma ve anlama yolculuğuna çıktım ben. İşte ilk Çin'i sevdası bize o zamanlar başladı. Güven, Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eşi Nursen Güven'le birlikte Mimar Sinan'ın ünlü eseri Edirne Selimiye Camii, İstanbul Rüstempaşa Camii ve Sultanahmet Camii gibi önemli eserlerimizin iç süslemelerinin restorasyonunda çalışmış. 50'ye yakın yeni caminin de iç süslemelerini kendilerine özgü desen ve üslupta icra etmişler. 1990'lı yıllardan itibaren kalem işi ve restorasyon işlerinden Çin'i sanatına yönelmişler. Çin'i gibi zor bir sanatı öğrenebilmek için doğru hocayı bulmak lazım. Nitekim ancak 2-3 yıl sonra Üstad Faik Kırımlı ile tanışırlar. Faik Hoca, haklı olarak Çin'i işinin zor olduğunu, yeteri kadar sabırlarının olup olmadığını sorar. Güven çiftinin kararlı olduğunu görünce kabul eder. Faik Hoca'nın atölyesinde biz iki tane Çin'i örnek yapıyoruz. Onun altyapı malzemesi, sırları, boyalarıyla. O Çin'i örneğimiz ki bir tanesi de şudur. İlk Faik Hoca'nın atölyesinde yaptığımız Rüstempaşa Camisi'nin bordür Çinlilerindendir. Ve tabii bu Çin'in çıktığını hocam da gördüğü zaman zaten tamam demişti. Çin'i yapmak için hamur, teknik, sır, desen ve renk bilgisinin ötesinde şeylere sahip olması gerek Çin'i sanatçısının. İznik Çin'i dediğimiz Çin'de bir tek veya birkaç tane sır yok. Sırlar var. Ama bu sırlara vakıf olabilmek için kişide çok farklı meziyetler zaman içerisinde oluşması lazım. Çin'i çoğunlukla dini mimaride kullanılmış, sivil mimaride pek tercih edilmemiştir. İznik Çinisi dendiğinde ilk akla gelen mekanlar camilerdir. İznik Çinileri dediğimiz zaman en şöhretli camilerden birisi Rüstempaşa Camisi'dir. Yani çok fazla, yani hem alt katta hem kadınlara mahfili kısmında, dış cemaat kısmında çok fazla çeşitli Çinler vardır. Çok zengindir. En güzel Çinler Edirne Selimiye Camisi'nin Çinileri, Kadırga Sokullu Camisi'nin Çinileri, Atık Valide Sultan, sonra Kılıçalı Paşa Tophane'de bu Çinler, bunlar en güzel, en kaliteli Çin örnekleridir. Kırmızının da en güzel örnekleri vardır. Hatta Eyüp Sultan'da iç mekanda çok fevkalade Çinler vardır. Sivil mimaride, yani o dönemde çok görmedik, yani bilmiyoruz. Fakat Fatih'te bir hamamda kullanıldığı var. Eyüp, Osmanlılar zamanında bir Çin'i merkezi durumuna gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra Müslüman nüfusu artırmak üzere Bursa'dan, İznik'ten, Anadolu'nun daha pek çok bölgesinden pek çok insan İstanbul'a yerleştirilir. Çinicilerin İstanbul'da seçtikleri bölge Eyüp olur. Hocamın da anlatımı ve belgeler de var. İstanbul'un fethinden sonra Çiniciler Eyüp Sultan'a geliyorlar ve şu an bizim atölyemizin arka sokağı, Çömlekçiler Caddesi diye geçer.
Yani oraya Çini atölyeleri kuruluyor. Bundan 10-12 sene önce de sanat tarihçileri burada kazılar yaptılar. Bizim atölyemizin önünde ve ileride Zal Mahmut Camisi'nin önlerinde. Buralarda Çini örnekleri bulundu ve o örnekler İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Yani İstanbul'da Çinicilik yoktur diyen kişiler var. Sanat tarihçileri başta olmak üzere bazı kişiler. Ve hocamın bulduğu orijinal şeyler var. Sarayın arşivinden belgeler var. İstanbul'da geliştiği, çünkü zaten İstanbul her dönem kültürün, sanatın merkezi olduğu için. Tabii Çinicilikte de o dönemde bile üç ayrı değişik üretim şekli var. Bir halka yönelik, yani sıradan Çinliler. Bir saraya işte çok değerli seçme atölyeleri yaptığı özel Çinliler var. Bir de sarayın nakışhanesindeki nakkaşların çizdiği ve kendi çizdiklerini atölyelerden altyapısını alıp kendi işledikleri, yani saray nakkaşlarının işledikleri çok değerli farklı Çinliler var. Üç ayrı grup Çin'i şekli var. İşte bunlar fazla bilinmediği için biraz karıştırılıyor. Nursen Güvenç Güven çiftinin başarısının sırrı, geleneksel sanatlarımızı geliştirecek ögeleri, kendi kaynaklarımızdan araştırmaları ve daha güzeli, daha iyiyi, daha ileriyi yine kendi köklerinde aramaları. Bu süreç, yeni sanılanın aslında özümüzde var olduğunu ve başka coğrafyalardan gelen bazı güzelliklerin çok eski tarihlerde bizim topraklarımızda icra ediliyor olduğunu keşfetmekle başlıyor. Bu keşif, geleneksel sanatlarımızın yaşatılıp tanıtılmasına, aynı zamanda da geliştirilmesine yol açıyor. Şu anda o İznik kırmızısında, diğer renklerde yapıyoruz. Bunlara ben hocam, yeniden bulan kişi, şu anda da tek uygulayan kişi benim, eşimle beraber. Tabii Çinicilikten daha neler yaptınız derseniz, mesela bu Çinliler, mimari Çinliler, o zamanlar tabii sadece cami ve saraylarda bulunurdu. Bunları biz, tabii artık padişah, imparator gibi kimse kalmadığı için, yüzlerce kare, binlerce metrekare Çin'i yapılamayacağı için ve çok da pahalı olduğu için, ama herkes İznik Çinliler de meraklı olduğu için orijinalleri camilerden, türbelerden sökülüp Avrupalara kaçırıldığı için biz şey yaptık. Yani aynı teknik, aynı kalite ürettik. Ve bunları zaman içerisinde çerçeveye soktuk. İnsanların misafir odasına, şark köşesine veya sanatseverlerin zevkine, evlerine, zaman içerisinde çerçevesine de kendimize özgü çerçeveler, altın varaklı çerçeveler yaptık. Ve özellikle hat yazılı Çinlilerimiz 16. yüzyıldakinden daha ileridir. Bunu ısrarla söylüyorum. Onun da sebebini de söyleyeceğim ama tabii bizim çok daha ileri olduğumuz için değil. Hat sanatı 19. yüzyılda daha ileri boyutlara gittiği için tabii o dönemde hat yazılı Çinliler camilerde ve türbelerde kullanıldığından daha iri boyutlu kalın yazılar yazıldığı için biz daha ince, daha estetik yazılar kullanıyoruz. Özellikle Hilli-i Şerif karşınızda gördünüz. İlk defa tam Hilli-i Şerif ilk defa yaptık. Yani İznik Çiniciliğinde de çok ciddi yeniliklerimiz var. Kamuoyuna bunu kanıtladık. Uluslararası 2006 yılında da uluslararası arenada uluslararası birinciliğimiz oldu. Güven, yurt dışında pek çok çalışmalar yapıp pek çok teklif almasına rağmen İznik Çinisi'nin vatanında gelişmesi ve süreklilik kazanması gayesiyle Türkiye'de kalarak Çin'i çalışmalarını sürdürmeyi yeğlemiş. Bizim sergilerimizde
değişik yerlerde veya bir takım kişilerle tanıştığımız zaman bize ilk sordukları şey, öğretiyor musunuz diyorlar. Tabii şimdi biz bizden sonra da devam etmesi için biz neler yaptık? Biz Amerika'ya gittiğimiz bundan 11-12 sene önce biz Suudi Arabistan Kralı'nın yaptırdığı caminin kalem işini yaptık. Bir sene kaldık orada ve çok ciddi teklifler aldık orada kalmak için. Daha sonra Arap ülkelerine gittik. Oralarda çok ciddi teklifler aldık. Yani bizim amacımız bizden sonra da devam etsin. Biz öğretmek istiyoruz ama yani ne akademik sistemdeki öğretim şekli ne günümüzdeki kurs sistemiyle öğretim şekli uygun değil. Çünkü buna mesela bize her sene akademilerden son sınıf öğrencileri staj için gelir. İnsanlar geldiği zaman ilk önce Çin'i bölümünden geliyorsa ilk önce bizi sordukları şey, hocam kırmızıyı nasıl yapıyorsunuz diyor. Şimdi böyle diyen birisine İznik Çinlisi'nin uzun yıllar sürecek yolculuğundaki şeyleri anlatmak çok kolay bir şey değil. Çok uzun ve çok aşırı derece sabırlar gerekiyor ve layık olabilmek gerekiyor.